iadesini yapmıştık. Bu iade onaylandı. Projesi çizildi. Proje bayram sonu itibariyle teslim edildi, bitti. Bizim arkadaşlarımız incelediler. Herhangi bir sıkıntı görülmedi. Edirne Katı Atık Yönetim Birliği'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı Edirne Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Recep Gürkan Başkanlığı'nda belediye meclis salonunda yapıldı. 15 gün önce yanlış hatırlamıyorsam projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim ettik. Ön incelemede projede majör anlamda yani büyük anlamda herhangi bir sıkıntı olmadığı bilgisi verildi bize sözlü olarak. Toplantıya Lalıpaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, Hafsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin ile birlik meclis üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan belediye başkanı ve birlik başkanı Recep Gürkan, Edirne Merkez, Lalıpaşa, Süloğlu ve Hafsa'nın da aralarında bulunduğu Edirne Katı Atık Birliği tarafından çöp depolama tesisi projesinin hazırlandığını ve 15 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edildiğini belirterek, önümüzdeki hafta Edirne Valisi ile Ankara'ya giderek proje ve hibe desteği konusunda görüşmelerde bulunacaklarını söyledi. Şimdi pazartesi günü de Sayın Vali ile beraber Ankara'ya gideceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla görüşmeye bu projenin sıralı çok fazla bekleyen şehir olduğu için hem öne çekilmesi hem de yasa gereği %40'a kadar hibe veriliyor biliyorsunuz. Hem de o hibeyle ilgili başvurumuzu gönderdik, resmi başvurumuzu. Ama tabii görüşmek de gerekiyor. Hem Sayın Sağlık Bakanımızla görüşeceğiz. Hem de Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüşeceğiz. Umut ediyorum ki bir an önce yılbaşına kadar bu bertaraf ve düzenli depolama tesis projemizi onaylatabilirsek hemen akabinde de yapım iadesine çıkacağız ve 2015 sonuna kadar hedeflediğimiz gibi bu yeni çöplüğümüzü bitirerek mevcutu vahşi depolamayı kapatıp yeni yerimize çöp depolamaya başlayacağız. Yapılması düşünülen projenin Türkiye'de örnek olacağını belirten Başkan Gürkan, Edikap bünyesindeki 4 ilçeye bağlı 96 köyünde buna dahil edileceğini söyledi. Toplantıda ayrıca Edirne İl Özel İdaresi'nin birliğe üye olması konusu görüşüldü ve oy birliğiyle üyeliği kabul edildi. Edirne İl Genel Meclisi, Edirne genelindeki tüm köylerin de en yakın katı atık birliğine üye olması, üye yapılması ile ilgili bir karar almıştı. Edirne Hafsa, Lalıpaşa ve Süloğlu ile ilgili bize müracaat ettiler. Bizim birliğimize müracaat etti Edirne İl Genel Meclisi. Uzunköprü Meriç ile ilgili oradaki birliğe, Keşan, Enez ve İpsala ile ilgili de oradaki birliğe. Bence Türkiye'de örnek olacak bir çalışma meydana çıktı. Toplam 4 ilçenin 96 köyü var. Sonraki maddelerde bir tüzük değişikliği, İl Özel İdaresi'nde dahil etmek anlamında birliğe bir tüzük değişikliği ve ardından da İl Özel İdaresi'nin, İl Genel Meclisi'nin 4 ilçenin 96 köyünün nüfusuna oranla üyeliğe kabul edilmesini oylarınıza sunacağım. Bugünün teknolojisi ya da bugünün ihtiyaçlarıyla sınırlamadık projeyi. Örneğin işte ileride öğrenme bir süreçtir arkadaşlar, biraz eğitimci tarafından anlatayım. Öğrenme bir süreçtir. Yani birden bir şeyi öğrenemezsiniz. Ne olursa olsun. Örneğin katı atık bertaraf tesisinde diyelim ki çöpten enerji üretme ile ilgili işte tesisi kurdunuz ya da sistemi kurdunuz. Şöyle bir şey yokmuş. Yokmuş diyorum. Ben de yeni öğrendim bunu. İşte çöpü kurdunuz, çöpleri dökmeye başladınız. Enerji tesisini de kurdunuz. Hemen o dökülen çöpten enerji üreteyim. Böyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Çöpün belli bir süre çürümesi gerekiyor. O çürüdükten sonra da belli ölçümler yapılıyor. O metan gazı oluşmuş mu, oluşmamış mı? Eğer oluşmuşsa ve yeterli miktarda oluşmuşsa ancak enerji üretebiliyorsunuz.